Tonguç Dershane sunar. Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir kampın arkadaşlar ne yapıyoruz? Matematik olarak startını veriyoruz. Zaten dün mükemmel bir şekilde arkadaşlar paragraf fullten taktiklerle dersimizi kampımızı başlatmıştık ve bugün de sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni nesil problemler çözüyoruz. Ara tatil kampımızda hızlanmaya rakiplerimizin önüne geçmeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz ve boş durmuyoruz çünkü LGS arkadaşlar gerçekten önemli bir sınav ve gerçekten çok iyi okulları herkesi diyor. Herkes istediği için de arkadaşlar çok çalışanlar bu okullara giriyor. Bizler de ne yapacağız? Ara tatilimizde mükemmel bir şekilde değerlendireceğiz, kitap okuyacağız, sorular çözeceğiz. Herkese zaman ayıracağız. Ailemize zaman ayıracağız. Gezmeye, kitap okumaya, soru çözmeye ve arkadaşlarımıza zaman ayıracağız ve bu tatilimizi dolu dolu geçireceğimizin arkadaşlar ne yapabiliriz? Garantisini verebiliriz. Süper bir şekilde kampımızda başladı. Startını verdik. Ara tatil kampımız. Sevgili arkadaşlar ara tatil kampımızda ne yapıyoruz? Bugün 14 Kasım Salı. Saatlerimiz 17 diyi gösteriyor, çarpanlar, katlar ve üstü ifadelerle alakalı... ...yeni nesil problemleri çözeceğiz. Yani soruları çözeceğiz ve bu şekilde de bu dersimizi tamamlayacağız. Sonrasında da 16 Kasım Perşembe günde kara köklü sayılardan... ...yeni nesilleri çözerek ilk 3 üniteyi tekrar etmiş olacağız. Tabii ki arkadaşlar burada ödev olmadan olur mu? Ee, kesinlikle arkadaşlar olmaz çünkü çalışmalarımızın karşılığını görebilmek için ödevlerimizi yapmak zorundayız ve ara tatilimizin muazzam kaynağı starına sizlere tanıştırmak istiyorum. Problem Bankası arkadaşlar bu kitap çok önemli bir kitap çok güzel bir kitap çünkü size hemen şöyle bir tanıtmak istiyorum. Mesela diyelim ki çarpanlar katlardan bu kitabı aldın çözüyorsun en çok duyduğumuz sıkıntılardan bir tanesi hocam işte kolay soru yok direkt yeni nesle geçmiş ben anlamıyorum nasıl yapacağımı bilmiyorum diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bu kitap Kitabın özelliği şu, bu kitapta biliyorsunuz böyle bakın çarpanlar katların ilk temel konularıyla alakalı iki tane temel sorumuz var. Sonrasında üç tane orta seviye, sonrasında da iki tane zor seviye. Bakın aynı sayfada, aynı bölümde size 7 tane soru veriyoruz ve bu 7 sorunun ikisi temel, 3'ü orta ve ikisi de zor. Yani seni böyle kolaydan zora alıştırıyoruz arkadaşlar ve bugün ve bu kapta da arkadaşlar sorularımızı Problem Bankası, Soru Bankamızdan seçtik ve buradaki soruların ne kadar güzel, ne kadar özel sorular olduğunu sizler de görün diye. Bakın arkadaşlar hem böyle görsel olarak da tamamen LGS birebir uyumlu ve az önce de anlattığım gibi böyle kolaydan zora doğru mesela üstü ifadeler bölümünde Yeah. Bakın iki tane temel sorumuz var. Üç tane orta seviye ve iki tane de zor seviye sorumuz var diyebiliriz. Bu şekilde Problem Bankası'nda bütün konuları bulabilirsiniz. Çözümlerini yapamazsan da buradan ne yapıyorsun? İzliyorsun sevgili arkadaşlar. Eğer bu kitabı almadıysan kamp bittikten sonra da sene sonuna kadar muazzam bir şekilde kullanabilirsin. Gerçekten de çok güzel bir kitap. Arkadaşlar ödevlerimizi günlere yaydık. Mesela bakın burada günün ödevleri var. 1 ile 8 arasını ne yapıyorsun? Çözüyorsun sonrasında e, çarşamba günü 9-15 arasını çözüyorsun sonra devam ediyorsun 16-22 yani matematiği al sana salı günü perşembe günü çöz demiyoruz günlere haftalara şey haftalar demeyelim çünkü hafta yok arkadaşlar bir hafta var bu arada e, tatilimiz günlere bölüyorsun ve herkese de vakit ayırıyorsun dediğimiz gibi kitap okumaya ayırıyorsun e, telefonla oynamaya playstation oynayabilirsin ailenle gezebilirsin herkese vakit ayırabilirsin bizim kampımızdaki zamanımızı ve ödevlerimizi takip ettiğimiz sürece bu arada zorunlu bankası olan arkadaşlar diyor ki hocam bizim zoru bankamız var biz ne yapacağız? Sizler de arkadaşlar sayfa yetmiş üçe kadar olan bölümdeki karaköklü ifadeleri ne yapıyorsun? Tamamlıyorsun. Eksiklerin varsa e, soruları tekrar çözüyorsun. Çözemeklerinin videolarını izliyorsun ve bu tatil kampında zoru bankasında çözülmedik soru bırakmıyorsun diyelim ve ne yapalım? İsterseniz yavaş yavaş dersimize geçelim arkadaşlar. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Şimdi bu kampımızda yani bu dersimizde ne göreceğiz? Çarpanlar ve katlar üstü ifadelerle alakalı problem bankasından tamamı yeni nesil sorular seçtik sizler için. Böyle çok böyle aşırı böyle karma karışık değil arkadaşlar. Tam da LGS'nin tarzına uygun anlaşılır sorular problem bankasında var. Ve biz de sizlere problem bankasından seçtiğimiz karışık soruları çözeceğiz. Şimdi sen de benimle beraber çözersen mükemmel bir iş yapmış olursun. Onu da özellikle söyleyelim arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım ve değerlendirelim. Diyor ki problem bir de temel seviye bir soruymuş arkadaşlar. Temel seviye. Bir ve kendisinden başka bölünü olmayan birden büyük sayılar asal sayılar diyoruz. Birden başka ortak bölene olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Tekrar ettik yani tekrar tekrar yazmışız arkadaşlar buraya ki unutmayın diye. Bir bina'nın girişindeki kapının şifresi dört basamaklı bir sayıdır. Evet, dört basamaklı bir sayıymış arkadaşlar görüyorsunuz tamam süper. Bu sayının tüm rakamları asal sayıdır. Hepsi asal sayıymış rakamları asal sayıymış arkadaşlar dikkat ve ilk iki basamağını oluşturan iki basamak sayı ile son iki basamağını oluşturan iki basamak sayı da aralarında asalmış yani baştaki iki ile sondaki iki aralarında asalmış arkadaşlar. Bunu da ne yapmış? Bizi söylemiş. Buna göre bu kapının şifresi aşağıdakiler hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar şu bilgiyle acaba eleme yapabilir miyim şıklarda? Sayının tüm rakamları asal sayıdır demiş. Buraya bakıyorum hepsi asal. Buraya bakıyorum arkadaşlar hepsi asal. Buraya baktığım zaman asal sayı yok. Bakın burada 9 asal değildir. O zaman ne oldu? C gitti. Buraya baktığım zaman bir sayısı asal değildir. D de gitti arkadaşlar. Buradaki sayılarımın tamamı asaldır. Ancak baktığımız zaman birinci yani A şıkkında 35 ve 77 aralarında asal değildir ne yazık ki. Çünkü her ikisi de kaça bölünüyor arkadaşlar? Her ikisi de 7'ye bölündüğü için e, ortak çarpanı birden başka ortak çarpanı olan 7 de vardır. Bu da gitti arkadaşlar. 27 ile 35 ortak çarpanları yok. Aralarında asal ve tüm rakamları da asal olduğu için şifremiz Bursa şıkkındaki e, 2735 olabilir diyoruz. Ve temel seviye... Problem Bankası'ndan seçmiş olduğum soruyla dersimizin startını ilk sorusunu halletmiş olduk. Bakın temel seviye gerçekten de çok tatlı. Hem aralarında asallığı sana e, sor, sorgulatıyor hem de soruyu sana ne yapıyor veriyor. Çok güzel bir soruydu. Hadi bakalım şimdi ikinci soruyla birazcık ne yapalım vitesimizi arttıralım. Orta seviye bir soruyla yolculuğumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakalım sorumuz ne diyor? 1 gram 1000 miligramdır. Bu bilgiyi unutmayalım. Lazım olacağını düşünüyoruz. Çünkü verdiğine göre lazım olacaktır arkadaşlar. Yandaki şekilde Melih ve Betül adlı iki arkadaşın kullandıkları balık yağlarındaki bir kapsülün arkadaşlar kütleleri ve içerdikleri omega 3 oranları verilmiştir. Evet 900 mg ve %40 omega 3'müş. 750 mg ve 6, %60 omega 3'müş. Bu balık yağlarından kullanan Melih ve Betül'ün bir haftada aldıkları omega 3 miktarı birbirine eşit olmuştur bakın aman dikkat eşit olmuştur diyorsa orada arkadaşlar bir ekok Kokusu alabiliriz tabiri caizse. Ekok vardır diyebiliriz. %100 mü? Hayır arkadaşlar ama birbirine eşittir diyorsa orada ekok kullanmamız gerekebilir. Buna göre Melih ve Betül'ün bir haftada aldıkları omega 3 miktarlarının toplamı en az kaç gramdır demiş. Bakın miligram olarak vermiş ama gram olarak soruyor. Lütfen dikkat. Öncelikle omega 3 miktarları eşitse... Omega 3'leri bulalım arkadaşlar. Haydi bakalım bulalım. 900'ün %40'ını bulmak istiyorum. Ee, arkadaşlar 40 bölü yüzde ne yapıyorum? Çarpıyorum. Ee, 100'e böldüğümüzde sıfırlarımız gitti. Buradan ne olacaktır? 360 miligram oldu omega 3'ümüz. Burada omega 3'ümüz 360 miligram. Buraya bakalım. 750'nin %60'ını bulacağım arkadaşlar. %60'ını bulmak istersem 60 bölü yüzde çarpıyorum. Buradan şu sıfır gitti, şu sıfır gitti. Bu gitti, bu gitti. 75 ile 6'yı çarparsam da 450 mg omega 3 varmış burada. Şimdi bunların ikisinin arkadaşlar eşit olduğundan bahsetmiş. Yani ben 360 ve 450'nin neyini bulmak istiyorum? Tabii ki eşitlemek için ortak katını bulmak istiyorum ve ekoklarından bahsediyor. Hadi o zaman şurada bir yerde ne yapalım? Ekoklarını bulalım. ...360 ile 450'nin ekoklarını bulalım. Arkadaşlar burada pratik olarak ne yapmak istiyorum ben? Direkt 10 ile başlıyorum. Bakın 10'a böldüm. 36 ve 45 çıktı. Sonra bakıyorum aa bunlar 9'a da bölünüyor. 9'a bölersem bölür... E, bö, arkadaşlar konuşamadım. Bölersem kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Buradan kaç çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Sonra 5'e bölersem 1 kalır. 4'ü aşağı indirdim. 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 1 yaptım ve ekoku buluyorum. Haydi bakalım ekokumuz kaç çıkıyor? Buradan arkadaşlar... 90, 90'la ile 5 çarparsam 450, 452 ile çarptım, 900, 902 ile çarptım. Ekoklarımız kaç çıktı bu iki sayının ekokları? 1800 miligram çıktı arkadaşlar. Yani bu iki arkadaş 1800 miligram omega'da ne yapıyorlarmış? Eşitleniyorlarmış sevgili arkadaşlar. 1800 miligramda eşitleniyorlarmış. Peki ikisi beraber en az Kaç gram omega 3 alırlar diye sormuş. Bunların ikisini ne yapıyorum? Topluyorum. Bazı arkadaşlar 1800 mg'ı sanki ikisinin toplamıymış gibi algılayarak gidip A şıkkını işaretleyebilirler. Hayır arkadaşlar, 1800 miligram her ikisinin eşitlendiği sayıdır. Dolayısıyla bu da 1800 miligramdır, bu da 1800 miligramdır. Topladığımız zaman kaç miligram yapar? 3600 miligram yapar. Onu da grama çevirirsem bakın bine bölersem cevabımızın denizli olduğunu mükemmel bir şekilde ne yaptık arkadaşlar bulmuş olduk. Güzel ve çok tatlı bir ekok sorusuydu diyebiliriz arkadaşlar bu soru için ekok sorusuydu diyebiliriz ve gerçekten de çok tatlı bir soruydu. Siz de ne yaptınız? Belki de videoyu durdurdunuz, benden önce çözdünüz ve daha da kısa sürede çözdünüz belki de arkadaşlar. Hocam ne kadar da kolaymış ya falan da diye demiş de olabilirsiniz ama olsun biz tane tane gidiyoruz, tatlı tatlı gidiyoruz arkadaşlar ve zor anlayan yani biraz karıştıran arkadaşlar için de temel oluşturacak sorular çözüyoruz sizlerle beraber diyelim ve orta seviye sorumuzdan sonra bir başka orta seviye soruyla devam edelim bilgilerimize. Haydi bakalım sizler şöyle soruyu okuyun bakalım ve çözmeye şöyle bir gayret edin. Bakalım kimler çözecek, kimler yapacak ve doğru cevabı vererek kendileriyle gurur duyacaklar. Şimdi problem bakalım arkadaşlar. <laughs> Pardon bu arada. Bir çiftçi yılda 2 üzeri 14 kilogram buğday üretmektedir. Tamam süper. Arkadaşlar notumu aldım. Bu çiftçi yıllık ürettiği buğdayların %25'ini yurt dışına Kalanı ise yurt içindeki 6 adet fabrikaya eşit miktarlarda olacak şekilde satıyormuş. Yani 6'ya böleceğiz. Buna göre bu çiftçi her bir fabrikaya kaç kilogram buğday satmıştır diye sormuş bizlere. Şimdi arkadaşlar bir kere bir şeyin yüzde %25'i, %25'i 25/100'dür. Bakın onu ne yapıyoruz? Sadeleştirdiğiniz zaman 1/4'e karşılık gelir. Bu nereye arkadaşlar? Bu nereye? Yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gidiyor. E kalan 3 bölü 4'ü nereye gider arkadaşlar? Fabrikalara gider değil mi? Fabrikaya gider fabrikalara. O zaman ne yapacağım? Arkadaşlar ben 2 üzeri 14 kilogramın 3 bölü 4'ünü bulmam gerekiyor. 3 bölü 4'ünü bulmam gerekiyor. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında da 6'ya böleceğiz. O zaman hadi bulalım bakalım. Şimdi şurada yapalım. 2 üzeri 14'ün öncelikle arkadaşlar 3 bölü 4'ünü buluyoruz. Yani 3 ile çarpıyorum ne yapıyorum arkadaşlar? 4'e bölüyoruz. Şimdi 2 üzeri 14 çarpı 3 bölü 2 üzeri 2 diyorum. 2 üzeri 14'ten 2 üzeri 2'yi çıkartırsam 2 üzeri 12 çarpı 3 kilogram nereye geldik? Fabrikalara arkadaşlar. Bakın fabrikalara giden miktar. Fabrikalara giden miktar. Süper. Şimdi fabrikalara giden miktar kaç fabrikaya gidiyor? 6 fabrikaya gidiyoruz o zaman ne yapacağım 6 fabrikaya bölmem gerekiyor bunu o zaman hemen şunu yapalım 2 üzeri 12 çarpı 3 kilogramlık ürünümü ben 6 fabrikaya böleceğim arkadaşlar 6'yı ben 2 çarpı 3 olarak yazamaz mıyım Allah aşkına yazabilirim değil mi sadeleştirme anlamında bakın 6'ya böleceğim ancak 6'ya bölerken ne yapıyorum 2 üzeri 12 çarpı 3 diyorum bunu da 2 çarpı 3 olarak yazıyorum aman Allah'ım bir bakıyorum 3'ler zaten gitti. Sadeleşti arkadaşlar. 3'ler gitti. 2 üzeri 12'den 2 üzeri 1'i bölersem üstleri birbirinden çıkarıyorum ve her bir fabrikaya arkadaşlar düşen miktarın 2 üzeri 11 kilogram olduğunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk sizlerle beraber. Bakalım nerede cevabımız? Tabii ki A şıkkında diyorum ve doğru cevabı ne yaptık? Adana bulduk. Bakın birinci aşama arkadaşlar burası. İkinci aşama 3 bölü 4'ünü bulma noktası. Sonra fabrikalara giden miktarı bulduktan sonra da 6'ya bölüyorum. Tabii ki bölerken sıkıntı yaşamamak için 6'yı çarpanlarına ayırıyorum. 3'ler zaten sadeleşti. Işte. 2 üzeri 12'yi de 2 üzeri 1'e bölersem buradan da ne olacaktır? 2 üzeri 11 buluyorum. Ve her fabrikaya 2 üzeri 11 kilogram gittiğini ne yaptık söyleyebiliriz diyelim ve haydi bakalım orta zorlukta sorumuzdan sonra tekrar yine bir orta zorlukta soruyla yolumuza devam edelim. Çözümleme sorular arkadaşlar. Her zaman Milli Eğitim Bakanlığı da çok seviyor. Sürekli soruyor. Aslında o kadar da zor değil ve arkadaşlar çok da yapılası sorular. O zaman haydi bakalım sorularımıza, şu sorumuza şöyle bir bakarak çözümünü yapalım sizlerle beraber. Diyor ki Arkadaşlar bir asansör sorusu varmış. Asansör varmış. Bu asansörün kapasitesi 300 kilogrammış. Ve 4 kişilik bir asansörmüş. Binen 3 kişinin kilogram cinsinden kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Çözümlenmiş olarak verilmiş. Asansörde bir kişilik yer olduğunu gören Fatih asansöre biniyor. Fakat asansör fazla yük uyarısı veriyormuş. Demek ki Fatih biraz ağır geldi arkadaşlar. Buna göre Fatih'in kilogram cinsinden değeri aşağıdakilerin hangisi olamaz demiş. Bakın olamaz. Şimdi Merve'ye bakalım arkadaşlar. Merve arkadaşımız 58,06 bakın 58,06 kilogrammış. Devam edelim. Serkan arkadaşımız 85,65 bakın 85,65 65 kilogrammış Serkan. Bayağı evet aşağı yukarı ben ne hemen hemen e, kilogramı eşitleyebiliriz. Devam edelim. Burak arkadaşımıza bakalım. 79, 79,79, e, arkadaşlar 84 kilogrammış 79, 80. Şimdi önce bunları bir toplayalım bakalım. Bu arkadaşlarımızın ağırlıkları toplamı ne kadar yapıyor? Toplayalım bakalım şimdi. Toplam normal bildiğimiz e, arkadaşlar toplayacağız. 15 15'in 5'i elde var 1. Ee, buradan ne oldu? Yine toplarsak 14. Bir de elde 15. 15 in 5 elde var. Bir hop virgülü koyduk. Ee, elde var. Bir 10 yaptı. 15 yaptı. 23 yaptı. 23'ün 3'ü elde var. 2 arkadaşlar. Şöyle 2 yazalım. 10, 15 ne yaptı? 22. O zaman ne oldu burası? 223,55 kilogram. Bu 3 arkadaşımızın ağırlığı 223,55 kilogram. Şimdi öncelikle ne yapalım? 300'den bir çıkartalım arkadaşlar. 300'den bir çıkartalım bakalım. 300 kilogramdan çıkartırız. Tabii yanına iki sıfır ekleyerek bunlar biliyorsunuz 6. sınıfta görmüştük. Ondalık sayılarda çıkarma işlemlerini çıkartırken istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliyoruz. Şimdi en sondakine 10. Bir onluk dağıtıyoruz ya. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. 9'dan 3 çıktı arkadaşlar. 6 kaldı. Burada kaldı 2. Çünkü bir yoğunluğu dağıttığımız için. Ne oldu? 66,45 oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla ne yapacağız? E şurasına pardon şurası 2 olacaktı. Hemen şöyle düzeltelim bakalım. Şuraya 2 yazmış, buraya 3 yazmışız. 2 yazdığımız zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? 7 olacaktır. 76,45. Şimdi arkadaşlar 76,45'e baktık. Şimdi şıklarımıza gelelim bakalım. 76,45'ten e, düşük yani yüksek olması lazım. Düşük olursa asansör zaten arkadaşlar hareket eder. Şimdi bakalım buraya. 78, Arkadaşlar 35. Bakın Fatih bu olabilir. Bu kilodaysa zaten asansör hareket etmiyor. Doğru. Fatih bu kilogramda olabilir. Buraya bakalım. 70 arkadaşlar 7, 77,68 Fatih bu kilogramda da olabilir. 76,45'in altında olması lazım arkadaşlar asansörün hareket edebilmesi için. Buraya baktığımız zaman 76,93 Bakın yine asansör uyarı verir. Ama buraya baktığımızda 75,25 işte Fatih bu kilogramda olmuş olsaydı asansör uyarı vermezdi arkadaşlar ve hareket ederdi. Ama Fatih bu kilogramda olamaz. Dolayısıyla cevabımızın da denizli olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Diyoruz ve şuralarda ne yapalım düzeltelim. 76,45 sonucuna bulduk. Şurasını birazcık şöyle. Evet burası da 2 olacaktı. Buraya 2 yazdık. Buraya 3 yazdık. Aman dikkat arkadaşlar. Arkadaşlar zaten genelde şimdi bizim yaptığımız hatalar gibi deneme sınavlarında da bazen heyecandan hatalar yapabiliyoruz. Bunlara dikkat etmemiz çok önemli diyebiliriz ama tabii insanlık hali hatalar yapabiliyoruz ama tekrar dönüp baktığımızda sorularımıza hatalarımızı düzeltirsek çok da güzel bir iş yapmış oluruz diyelim. Buradan da bu uyarıyı vermiş olun. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Problem 5. Güzel bir soru tatlı bir soru zor değil arkadaşlar kesinlikle bakın e, kitabımızda yani problem bankası kitabında orta seviye soruların ne kadar tatlı ne kadar çözülebilir ne kadar anlaşılır olduğunu sizlere sorularda ifade ediyoruz. Şimdi sorumuza bir bakalım Esma'nın iş yerinde kullandığı dikdörtgen şeklinde kimlik kartının bir yüzünün alanı 40 santimetre kareymiş arkadaşlar harika. Esma bu kartı aşağıdaki, aşağıda gösterildiği gibi masanın bir ucundan diğer ucuna kenarları üzerinden döndürülerek getirdiğinde kart masanın tam diğer ucuna denk geliyormuş, yani sonuna geliyor. Kartın kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük ve tam sayı, aralarında asal sayılar olduğuna göre masanın uzunluğu kaç santimetre olabilir? Bakın dikkat, aralarında asal sayılar olduğuna göre, yani bu kartın kenar uzunlukları aralarında asalmış. Arkadaşlar o zaman yapmamız gereken şey şu 40'ın çarpanlarını yazmamız lazım çünkü biliyorsunuz alan 40'mış 1 çarpı 40'ı zaten alamıyorum kenar uzunlukları birden büyükmüş bak burada öyle diyor o zaman 2 çarpı 20'yi alacağım ancak 2 ile 20 de aralarında asal değil ne yazık ki. 3 olmaz. 4 çarpı 10 alsam yine aralarında asal değildir. 2'ye bölünüyorlar çünkü. 5 çarpı 8 işte aradığım sayılar. Yani arkadaşlar bizim e, bizim kartımızın kenar uzunlukları hem aralarında asal hem de alanları e, şey, çarpımları 40 olması için burasına 5 cm diyorum. Burasına kaç diyorum arkadaşlar? 8 cm diyorum. İşte kartımızın kenar uzunluklarını tespit ettik. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz bu tip sorularda mutlaka örüntü karşımıza geliyor. Yani bir dikey bir yatay. Bir dikey bir yatay uzunluğumuz 5 evet, artı 8'den kaç olacaktır arkadaşlar 13 olacaktır bakın bir dikey bir yatay burada bitiyor yani arkadaşlar buraya kadar 13'ün bir katı olarak gelecek bakın 13'ün bir katı olarak gelecek buraya kadar buradan da ne yapmamız lazım artı 5 santimetreyi de eklememiz lazım sakın unutmayın şimdi buradan buraya kadar olan arkadaşlar bölümde 13'ün katı olacak ve ondan sonra da bakın on, ondan sonra da arkadaşlar üstüne 5 ekleyeceğiz yani 13'ün işte bir katı olsa 5 eklesem 18 olabilir mesela arkadaşlar bu uzunluk 18 olabilir. Sonra devam edelim 13'ün 2 katı 26 üstüne 5 eklersek 31 santimetre olabilir mesela 13'ün 3 katı 39 5 eklersek mesela 44 santimetre olabilir. Devam edelim 13'ün 4 katı 52 5 eklersek 57 olabilir mesela arkadaşlar 57 santim olabilir. 13'ün 5 katı 65 üstüne 5 eklersek mesela arkadaşlar 70 santimetre olabilir. 6 katını alırsak 60 78 5 eklersek ne olacaktır? 83 cm olacaktır. Ama çok da fazla gitmeyelim. Ben özellikle biraz uzattım. Şıklardan da görebiliriz zaten. Arkadaşlar 65 olmaz. 13'ün tam katı. Nerede 5 cm diye adama sorarlar. Dolayısıyla bu yok. 70 santimetre zaten aradığımız şey cevabımız da zaten Bursa 73 olmaz 78 de arkadaşlar 13'ün 6 katı nerede 5 santimetre diye yine adama sorarlar bu da olmaz bu da gitti cevabımız C şıkkıdır gerçekten de çok tatlı bir soruyu da ne yapmış olduk sizlerle beraber geride bırakmış olduk arkadaşlar. Haydi bakalım devam edelim. Problem 6 ondan sonra arkadaşlar 7 problem 7'miz var. Problem 8'miz var ve ondan sonra da ne yapacağız? 8 tane yeni nesil gerçekten çok tadında olur. Çok da beyinleri arkadaşlar yakmaya gerek yok diyebiliriz. Şimdi gelelim bir EBOB ECOG sorusuna. Arkadaşlar zor bir soruymuş. Bakalım gerçekten de zor mu? Bir bakalım. Şimdi bir hastanede bulunan sıcak içecek otomatı her seferinde Arkadaşlar eşit miktarda kahveyi bardaklara doldurmaktadır. Yani eşit e, boşaltıyormuş. Bu otomatın kahve haznesine hazne tamamen boşken 672 santilitrelik kahve koyuyor. Bir süre sonra haznedeki kahve miktarı e, 360 santilitreye düşüyormuş arkadaşlar. Tamam düşüyor. Daha sonra ise tamamı bitiyormuş. Otomatın her seferinde doldurduğu kahve miktarı santilitre cinsinden tam sayıdır ve 20 santilitreden azdır. Otomata arada kahve ilavesi yapılmadığına göre bu otomattan en az kaç kahve e, alınmıştır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle bakın 672 santilitre vardı. 360 santilitreye kaldı. Yani düşmüş. Demek ki arada bir e, ne olmuş? Kahve alınmış. Ne kadar kahve alındığını bulmak istiyorum. Hemen bulalım bakalım. 672'den Arkadaşlar 360 santilitreye çıkardığımızda 2 arkadaşlar 2 kaldı. Sonra burada kaç kaldı? 1 kaldı. Burada kaç kaldı? 312 santilitre içilmiş arkadaşlar içilmiş. Sonrasında arkadaşlar içilmiş. Sonrasında elimizde kalan 360 santilitre de arkadaşlar ne olmuş içilmiş. Yani içilen miktarlarımız 312 santilitre ve kalan 360 santilitrelik kısım içilmiş. Arkadaşlar şimdi 360 ve 312... Kahve bardaklarındaki miktara bölünebiliyor mu? Evet. O zaman demek ki arkadaşlar kahve miktarındaki e, K ka, bizim kahvemizin miktarı hem 312'yi tam bölen bir sayı hem de 360'ı tam bölen bir sayıdır. O zaman bu iki sayının EBOB'unu EBOB'unu almayacak mıyız değil mi? İkisini de ortak bölen bir miktarsa. Çünkü bu da içilmiş, bu da içilmiş. Bu miktarlar içildiğine göre kahve bardaklarıyla Kahve bardağının miktarı bu ikisini ortak bölen bir sayı olması gerekiyor. Bunu ne yapıyoruz? Özellikle söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar 312 ile şimdi uzun uzun ne yapmıyorum yapmıyorum. Sizler EBOB yapmasını çok iyi biliyorsunuz. 312 ile 360'ın arkadaşlar EBOB'unu buluyoruz. EBOB'unu güzelce doğru bir şekilde bulduğunuzda bizim EBOB'umuzun 24 santilitreye geldiğini ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz. Yani bir bardak 24 santilitre olabilir. Ancak sevgili arkadaşlar işte tam bu noktada çok dikkat etmen lazım. Tam bu noktada dikkat ediyorsun. Çünkü bize diyor ki Özellikle söylemiş bak 20 santilitreden azdır. O zaman sen 24 santilitreyi ne yazık ki alamazsın. 24 santilitreyi alamazsan arkadaşlar ne alabilirsin? 24'ün çarpanlarını alabilirsin mesela. İşte 1 alabilirsin, 2 alabilirsin, 3 alabilirsin, 4 alabilirsin, 6 alabilirsin. 8 alabilirsin, 12 alabilirsin ve tabii ki 24. Arkadaşlar 24'ü ben alamıyorsam eğer üstünü çiziyorum. O zaman sıradaki bizim bardağımızın santilitresi kaç olmak zorunda? 12. Çünkü en az demiş. En az olması için bardağımızın hacminin en büyük olması lazım. 12 santilitrelik bardaklara ne yapıyoruz? okey diyoruz. O zaman arkadaşlar ne yaptık? Ee, elimizde bulunan 672 santilitreyi 672 santilitreyi 12 santilitrelik bardaklara bölersek toplam kaç bardak çıktığını bulabiliriz. 67 12 5 defa çıkarttık arkadaşlar 60 yaptı. Buradan kaç kaldı? 7. 7 de 12 yok. 2'yi aşağı indirdik. 72 de 2 12 6 defa buradan ne yaptık? Bölmemizi tam yaptık arkadaşlar. 56 bardakla doğru cevabımızın B olduğunu ne yaptık söyleyebiliriz. Güzel bir EBOB sorusuydu. EBOB ECOG sorusuydu. Daha doğrusu çarpanlar katlar sorusuydu arkadaşlar. Burada da ne yaptık? İşlemlerimizi sırasıyla yaptık. 24'ü almıyoruz. 24'ü alırsak alırsak çünkü arkadaşlar 28, 28 çıkar cevabımız. 24'ü alıyorum. Şarta bakıyorum. Şarta uygun sayılar seçiyorum. Ve oradan da cevabımızı 56 olarak bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar problem 6 zor bir kaynaktı. Bakalım bu kitabımızda Hangi bölümde bunu sormuşuz? Şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar çarpanlar katlardaki sorularımıza bir baktığımızda e, evet şöyle bakıyorum. Bakın az önce çözmüş olduğumuz soruyu burada görebiliyoruz orta bölümde e, arkadaşlar devam edelim bakalım şöyle biraz sonra e, bu soru he, bu soruyu da çözmüştük bu arada. Aa evet bakın burada zor bölümde arkadaşlar kv makina sorumuzda tam da burada sizler için seçtiğimiz soruda sayfa 18'de 6. soruymuş problem bankasında. Arkadaşlar hadi bakalım 7. soruyla devam edelim. Belki bu dersimizin en zor sorusu da bu diyebiliriz. Ve çözümünü şuralara buralara arkadaşlar artık yapacağız. Umarım elimizden geldiği kadar en net şekilde anlatacağız. İç içe geçmeden karıştırmadan güzelce sorumuzu çözeceğiz. Şimdi bir fabrikada üretilen çay ve su bardaklarının kütleleri yandaki tabloda verilmiştir. Bu fabrikada üretilen su bardakları dörtlü olarak... Çay bardakları sekizde olarak kollere konuluyor ve satış noktalarına bu şekilde kamyonlarla taşınıyormuş. Yukarıdaki tabloda kollerin taşındığı kamyonlardaki çay ve su bardağı kolilerinin sayıları verilmiştir. Yani ikinci kamyonda 28 su bardağı kolisi çay bardağı kolisi varmış tamam. Birinci kamyon ile taşınan su bardağı kolisi çay bardağı kolisinden 8 fazladır diyor. Tamam eyvallah 8 fazlaymış. İki kamyon ile taşınan kolilerin toplam kütlesi 2 üzeri 17 gram olduğuna göre birinci kamyon ile kaç adet su bardağı taşınmıştır? Ne yapacağız? Onun cevabını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi e, gelelim buraya. Bir su bardağının kütlesi 4 üzeri 4'müş. Yani arkadaşlar 4 üzeri 4. Kaçlı olarak kolilere konuyor? 4'lü olarak kolilere koyuyor. O zaman arkadaşlar bir koli bir koli su diyelim bakın. Bir koli su gramajını bulmak için 4 üzeri 4 ile Arkadaşlar 4 üzeri 4'te 4'ü çarpmayacak mıyım? Yani buradan ne çıkacaktır? 4 üzeri 5 çıkacaktır. Peki 4 üzeri 5'i ben 2 üzeri 10 olarak yazamaz mıyım? Evet yazabilirim. Yani 2'nin 2. kuvvetinin 5. kuvveti. Evet 1 koli su arkadaşlar 2 üzeri 10 gram oldu. Süper. Devam edelim bakalım. 1 koli arkadaşlar 1 koli çaya bakalım. Çaya bakalım arkadaşlar çaya bakalım. Ee, devam edelim bakalım. 2 üzeri 7'ymiş. 2 üzeri 7. Kaçarlı kaçarlı kolilere konuyormuş. 8 50 o zaman 8 ile çarparsam buradan 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 3'ten e bakıyorum bak, baktığımız zaman arkadaşlar çay bardakları da 2 üzeri 10 grammış süper İkisi de 2 üzeri 10 gram yani kolilerin ağırlığı 2 üzeri 10 gram arkadaşlar Kolilerin ağırlığı 2 üzeri 10 gram diyebiliriz. Devam edelim bakalım şimdi buradan. Ee, gelelim buraya. Şimdi bir kamyon ile taşınan su bardağı kolisi çay bardağı kolisinden 8 fazladır. Arkadaşlar e, burada x tane koli olsun. E zaman burada x artı 8 tane olmaz mı? Süper. O zaman arkadaşlar bunları topladığımızda topladığımızda x artı 36 arkadaşlar koli. Burada da x artı 34 koli olmaz mı Allah aşkına? Evet. Haydi bakalım şimdi. E, geliyorum buraya arkadaşlar şimdi x artı 36 tane su bardağı kolisi vardı ve kolilerin her biri 2 üzeri 10 gramsa o zaman ne yapmam lazım? Şurada yapayım 2 üzeri 10 çarpı x artı 36 diyorum artı geliyorum çay bardağına onların da bir kolisi 2 üzeri 10 olduğuna göre 2 üzeri 10 çarpı x artı 30, 34 diyorum ve bunları kaça eşitliyorum 2 üzeri 17'ye? Eşitliyorum. Güzelce yazdım. Şimdi 2 üzeri 10, 2 üzeri 10. Ortak çarpan parantezini aldığımızda 2 üzeri 10 çarpı ne yapıyorum? Bunları topluyorum. Yani ortak parantezi aldığımda ne yapıyordum? Kalanlarını topluyorum. Buradan ne kaldı? 2x artı arkadaşlar topladığımız zaman 70 kaldı. 70 oldu ve 2 üzeri 17 oldu. Arkadaşlar 2 üzeri 10 neyi çarparsam 2 üzeri 17 yapar. Tabii ki 2, 2 üzeri 7'yi. O zaman 2x artı 70 2 üzeri 7'ye eşitmiş. 2 üzeri 7 kaçtır arkadaşlar? 128'dir diyoruz. Ve buradan denklemi çözüyoruz. 70'i karşıya atarsam eksi olarak geçer. Buradan ne olacaktır? 58. Her yeri ikiye bölersem x eşittir. Buradan 29 çıkacaktır. Peki bana neyi soruyor? Birinci kamyon ile taşınan su bardağını sorduğu için x 29'du. Su bardağı bakın 8 fazla olduğu için 29'da 8'i toplarsam arkadaşlar 29'da 8 toplarsam cevabımın c şıkkında olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de arkadaşlar zaten zor dediğimizin amacı bu. Artık orta ve kolayları yani temel ve orta seviyelik soruları bitirdiysen bu soruları da ne yapmış olman lazım? Çözüyor olman lazım. Zaten bu soruyu çözüyorsan arkadaşlar genelde üst sayıları da tamamlamış oluyorsun. Hem denklem var hem üstü ifadeler var çarpması var inanılmaz ortak parantez alması var. Çok güzel bir soru zor bir soru ama özellikle de bunu belirtmiş olalım ve problem 7'yi ne yapalım arkadaşlar geride bırakalım. Geldik problem 8'e. Hemen problem 8'imizin cevabına bakalım. Neymiş ne değilmiş. Bir firma kenar uzunlukları 554 mm ve 210 mm olan dikdörtgen şeklindeki takvimlerden 100 tane bastırıp müşterilerine dağıtıyormuş. Bakın 100 tane dağıtmış arkadaşlar. Buna göre bu firmanın dağıttığı takvimlerin birer yüzlerinin alanları toplamının bakın birer yüzlerinin alanlarının toplamının milimetre kare cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bilimsel gösterimden de arkadaşlar genelde üstü ifadelerden soru çıkıyorsa bilimsel gösterimlerden de kesinlikle bir tane soru sınavda geliyor. Orta seviye soru ve arkadaşlar sorumuzu hadi çözelim bakalım. Öncelikle bir takvimin alanını bulmak istiyorsan ne yapacağım? Tabii ki Arkadaşlar 5 üzeri 4 ile 2 üzeri 10'u çarpmak istiyorum. Bu bir tanesinin alanı. Sonra ben ne yapıyorum? E 100 tanesi dediği için bir de 100 ile çarpmak istiyorum. Çarptı, çarpıyorum. Arkadaşlar 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 10 olarak yazdım. Şimdi 100'ü asal çarpanlarına ayırdığımızda arkadaşlar ayıralım. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Geliyorum buraya. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 olarak yazıyorum. Sonra 5'ler ayrı gayrı durmasın diyorum. Onları ne yapıyorum? 5 üzeri 6 olarak yazıyorum. Sonra 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 2'yi çarptığım zaman burası da ne olacaktır? 2 üzeri 10 12 milimetre kare oluyor Şimdi arkadaşlar bunların toplam alanı bu Peki bunu ben nasıl bilimsel göstereceğim? arkadaşlar bilimsel göstermek demek bir şeyler yaparak onun kuvveti olarak göstermek demektir Peki ne yapacağım Hemen şöyle yapıyorum bak 2 üzeri 6'yı ayırıyorum. 2 üzeri 6 olarak ayırdım. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 6, 2 üzeri 6 olarak ayırıyorum. Çarpı bir de ne var arkadaşlar burada? 5 üzeri 6 var. Şunlara dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Ben bunları şöyle yazamaz mıyım Allah aşkına? 10 üzeri 6. Bakın üstten aynıysa tabanları çarpıyorum ve ortak üstümü yazıyorum. E bu yalnız kaldı. E bunun da ne yapıyorum? Değerini yazıyorum arkadaşlar. 64 çarpı 10 üzeri 6 milimetre kareymiş. Bunun toplam alanı. Nereden arkadaşlar? Bak buradan nereye geçtim? Buraya geçtim. Şimdi bunu da bilimsel olarak gösterirsem 1 ile 10 arasında olmasını istiyorum biliyorsunuz. 6,4 yazdım. 10 üzeri sayımız küçüldüyse üssümüz bir tane büyüyecektir diyoruz. Ve doğru cevabımız da 6,4 çarpı 10 üzeri 7 yani D şıkkında diyebiliriz. Ve bu şekilde de 8 tane sorumuzu sizlerle beraber arkadaşlar ne yaptık? Çözmüş olduk. Ödülü sorumuz arkadaşlar soru değil yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar aşağıda yorumlara mutlaka bakın. Hangi konuda daha fazla oranıyoruz? Çarpanlar katlarda mı? Üstü ifadelerde mi? Yani bana sorarsanız üst ifadeler bir tık daha zor gibi ama tabii kendi düşüncem ama belki sizlere daha kolay gelebilir. Arkadaşlar ben de yorumumu yapmış oluyorum. Sizler de yorumlarınızı aşağıya bırakıyorsunuz. Soruları nasıl buldunuz? Soruların kaçını siz çözdünüz? Onları yorumlara yazın ve Problem Bankası kitabında mutlaka tatil sürecinde çözmeyi unutmayın ki LGS'de en iyi okulları herkes istiyor ama biz de istiyoruz. Onun için çok çalışacağız diyorum. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Donguç Dershane sundu.